Güzel pizza yapıyor. Ben bu oyunu çok seviyorum arkadaşlar. Sizinle oynamak istiyorum. Burada başında bunlar çıkıyor. Öne alalım. Ve buradan evet. Arkadaşlar önce çiçeğimizi çiçeklerim. Patlıcan yapan mimim sulayım. Tekrar merhaba. Biliyorum garip olacak ama bana bir pizza ısmarlar mısın? Ne demek zorundayız? Yemek dilemiyorum. Sadece yeni bulduğum bir uygulama fikri için data topluyorum. Herhangi bir pizza olur. Arkadaşlar bence olur diyelim. Bir şey olmaz. Böyle etrafına pesto sosu koyalım. Ortasına da bunu koyalım. Ay çok dağınık oldu etrafım. Şöyle. Ay. Ne oluyor? Bu böyle oluyor mu? Neyse ne yapalım? Kırmızı sos yap. Domates sosu yapacağız. Ben böyle yaptım. Gördüğünüz üzere bütün malzemeler almışım neredeyse. Bu oyunu çok severek oynuyorum. Bence eğlenceli bir oyun. Siz de indirmelisiniz arkadaşlar. Mesela bir kişi geliyor sana cüce veriyor siz bahçesine. Sonra o cüce sizden acil pizza istiyor ve size bahçe veriyor. Çok saçma. Yanına gelip bana acilen pizza ver diyor. Çok değişik gelmişti bana en son. Alalım. Zeytini daha koyalım üstüne. Şunu da alalım. Bunun da yanlarına da iyi soğan koyalım. Buraya da şey koyalım. Ortasına bunu. Evet. Şimdi de biraz. Ya üf ya. -19.12. Çok fazla param bile yok arkadaşlar. Ama umarım bu karı düzeltebiliriz. Çünkü çok fazla. Ya arkadaşlar makinemin şeyi bitti. İkinci kere makinem ölüyor. Gördüğünüz üzere kalbi böyleydi. Böyleydi. Sonuna kadar dolmuştu. Ben de 20 TL ile ya, tamir etmiştim. Ama yine yapmışım. İyi ki %100 çünkü arkadaşlar şöyle bir şey var. Eğer %100 olmasaydı süre gibi düşünün. Yani mutluluğu gidiyor. Pizzamızı verin. Araştırmam için çok lezzetli ve önemli lütufta. Okuyamadım. Evet. Gördüğüm kadarıyla burada hamam böcekleri basmış. Onlardan kurtulabilirim ama bir ihtimalle bütün dolma biberler çoktan mahvolmuştur. Galiba 30 eksi verdi. Arkadaşlar 49 eksi oldu ya. Ne yaptın da benim bütün aldın? Şimdi arabamda ayı var. En iyisi ben bir soğanlı pizza alayım. Oh pesto üzerine olsun. Galiba pesto soslu soğanlı istiyor. Pizza yani. Ama zaten her pizzaya peynir koyulur. Ben de sakıncası olmadığı sürece peynir koyacağım. Bu yüzden. Çok eğlenceli bence yapması. Ama. Arkadaşlar. Çok gıcık oldum. Hamam böcekleri yüzünden. 30 eksi verdi. Ve ben şu an. Param bile yok ya arkadaşlar. Şimdi ben bu makineyi nasıl tamir ettireceğim? Çok yavaş gidiyor arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Süre gidiyor. Ve benimkinin camına bakar mısınız? Bunun ne kadar yavaş gittiğine bakar mısınız? Ay. Param 45 eksi. Yani
bilmiyorum arkadaşlar. Gün bitince reklamı izleyip 10 TL almayı deneyeceğim. Belki kolaylık sağlar. Güzel yazdı ve bize para verdi. En lezzetinden soğanlı pizza ek olarak sucuk ve sosisli lütfen. Arkadaşlar biliyorsun ki genel olarak böyle şeyler var. Genel olarak domates sosu ve peynir koyarız. Arkadaşlar öncelikle siz buraya bakar mısınız? Bakarsanız bakın her koyuşumda artıyor paramın gitmesi. Bu yüzden az koymaya çalışıyorum ama yine de koyamıyorum. Evet, ne demişti? Soğanlı pizza. Oho arkadaşlar, bizim paramız ölüyor. Arkadaşlar şöyle düşünün. Mesela bundan bir adım attım, param gidiyor diye düşünün. Yani az az koymamız gerek. Ama ben de bilmiyorum. Acaba 20 TL'yi nasıl kazanacağım? Düt. Durup durup. Yine mi kıvılcım çıkıyor bu aletten? Arkadaşlar gitmek üzere. Şimdi kızgınlaşacak. Sıkılmaya başladım. Zaten şimdi oldu. Acaba sevecek mi? Tipi gördüğünüz üzere sıkıcı. Evet dedi. Şimdi bir arkadaşım var, benden deli denemektir bütün malzemeleri hedefi ama ekleme vardır, peynir alerjisi. Tamam tabi diyelim çünkü ne dediğinizde geliyor, bunlar şiir gibi yapıyor. Arkadaşlar diyor ki arkadaşım var benden deli denemektir bütün malzemeleri hedefi ama eklemin peynir alerjisi varmış, o yüzden peynir eklemeyeceğiz, bu yüzden bütün malzemeleri koyacağız, biraz da pesto sosu koyalım, peynir koymayacağız arkadaşlar. Bütün malzemeleri ama tabii peynir alerjisi var diyor. Bu yüzden peynir koyacağım. Bunlardan fazla koyuyorum. Bundan da koyalım. Tamam. Evet, şimdi bir saat bunu... Arkadaşlar böyle bu şiiri şiir gibi anlatmış. Bizden sizin kafanız karışabilir belki. Çünkü şurada diyor ki, bir arkadaşım var benden deli. Denemekle bütün malzemeleri. Hedef eklemi vardır, peynir alerjisi. Bu yüzden bence. Ben ondan anladım peynir alerjisi olmasını. En son bunu kızıp duruyordu insan. Diyordu ki hatırlamıyorum ne dedin ama kızıp duruyordu ben. Aynısını yapalım. Galiba pesto sosunu eklediğim için kızdım. Eklemediğim için. Gözünü kapatıp pizzaya dolma biber fırlatmışsın. Anne şimdi. Oh. Mezesi bol. Oh, pestonun üzerine olsun. Pek anlamadım ne diyelim. Mantar, zeytin, soğan bol ve bunun üzerine pesto sosu istiyorum. Buradan bakabiliyoruz. Yok, hayır değil. Önce demiş ki bu pesto sosunu koyun. Peynir ekleyelim. Peynir olmazsa olmazı, yoksa kötü olur biliyorsunuz. Ama mantar, zeytin, soğan ama bol istiyormuş. Önce bundan bir sürü koyalım arkadaşlar. Böyle bir sürü koyarsak daha iyi. Mantar. Bol. Soğan. Ay. Tamam evet. Şunu koyalım arkadaşlar, bol demiş. Tam başka bir şey istemiş mi? He, koyu kenar istemiyorum demiş yani.
Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Allah aşkına şimdi sıkılmaya başladı. Şunun tipine bakar mısınız? Kırmızı yanak. Kırmızı yanak olmuş. Kızarmış böyle. Duruyor bakın. Böyle üzgün duruyor. Of. Makinem çok yavaş. Keşke makinem o kadar yavaş olmasaydı. Param da yok. 20.000 TL ile bozuk gittim. Adam gelip bir de bana 30 eksi vermişti paramı. Çok gıcık oldum. Kızın tipi. Neredeyse mükemmel, harika. Teşekkürler. Bir arkadaşım var benden deli. Hayır, yine bu kız. Laksoz ince. Ama diğer her şeyi sen. Unutma, pesto sosu aldım. Peynir hariç her şey. Pesto sosunu unutma lütfen. Galiba hepsini koyacaksın. Evet. Şöyle. İyi kızlar arkadaşlar. Öbür türlü ne kadar yavaş olduğunu gördüğünüz çok gıcık oluyor. Bu tamir etme işini acaba becerebilecek miyim tamir etme işini? Tamam şimdi. Gözünü kapatıp pizzayı dolma biber fırlatmışsın sanki. Berbat. Neden? İki pesto soslu mantarlı ve sosisli pizza, birinin yarısında soğan koyacağız. İki pesto soslu, yani iki diyor, iki tane yapacağız. İki pesto soslu mantarlı ve sosisli pizza, birinin yarısında soğan koyabilir. İki mantarlı ve sosisli pizza. He, pesto soslu. Mantarlı. Evet, mantarlı ve sosisli pizza. Mantar koyacağız. Mantar. Ve sosis. Mantar, sosis, peynir unutmayalım. Bir yarısına soğan koyabilir misin? Evet. Yine rakı sormam gerekecek. Şimdi deneyelim. Evet. Daha iyi olacak, dert etme. Kapandı. Arkadaşlar zaten ben videoyu sona erecektim. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum.